Var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Sayın Ali İhsan Yavuz. Ali İhsan Bey seçim döneminde en fazla yükü çeken değerli bir isim. Seçim sürecini çok başarılı bir biçimde yöneten kıymetli bir hukukçu. Kendisine Sayın Çetin Altan'la sorularımızı yöneteceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan Bey. Epey bir zamandır sizi görmemiştik. Evet başkanım. İyi oldu. Hem Allah razı olsun başkanım. Programı icra edeceğiz. Hem sizinle de buluşmuş olduk. Başkanım şu anda işte Ulucanlar cezaevi içerisindeyiz. Burası cezaevi nereden niye buradan giriyorum? Sonra müze oldu. Yani AK Parti döneminde aslında değişimi gösteren en önemli unsurlardan biri de bu. Bu değişimden dolayı mı AK Parti buradan girdik? İlk turda bu kadar yıl olmasına rağmen seçimi mecliste kazandı. Cumhurbaşkanlığında kazanmaya yakın. Bir seçim sonuçlarını bir değerlendirir misiniz başkanım? Evet değişim dediniz. Bir kere AK Parti ezber bozan parti. Muhafazakar demokratim ben diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Kavram önemli açıkçası. Sonra yola çıktığında da yine ezber bozan şekilde programın tüzüğünü ortaya koyan ve biz bugüne kadar gelen parti anlayışlarının dışında yeni bir anlayış ortaya çıkartıyoruz şeklinde bir bakış açısıyla şekillenen bir kurgudan bahsediyoruz. Kaldı ki onun lideri yani Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da hiç olmaz olamaz denilen bir zamanda Milli Görüş tabanının desteğiyle birlikte o cenahta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Yani orada o tarihte tam adı neydi bilmiyorum. Refah Partisi miydi? Refah Partisi efendim. O tarihte hiç kimsenin şans vermediği bir zamanda. Tamam hiç inşallah kimsenin, sloganıyla kazandı. Evet hiç kimsenin şans vermediği bir zamanda. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün il başkanı iken il başkanlığına ayrılıp İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı aday oldu ve seçimleri kazandı. Ve seçimleri kazandıktan sonra da yine hiç kimse beklemiyordu seçimleri kazanmasını. Tabii. Ama kazandıktan sonra da o çöplerin, çukurların susuzlukların altından çıkabileceğini, çamurun, çöpün, çukurun, susuzluğun hiç kimse öngörmüyordu. Çünkü hatırlayın o tarihleri, işte Anadolu'nun her tarafından, özellikle bizim Sakarya tarafından sular taşınıyor. Taşıma suyla değirmen döndürülmeye çalışıyor. Yani insanlar başka illerden gelen suyla su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. İstanbul ne kadar bunu yapmak, karşılamak mümkün? Dolayısıyla o kadar düşmüş, o kadar bitmiş, o kadar kötü yönetilmiş bir İstanbul'u o seçilen yeni başkanın toparlayabileceğine kimse ihtimal vermiyordu. Ama bir baktılar ki İstanbul değişti, İstanbul dönüştü. İstanbul kendini toparladı. Katarlayıp gidiyor. Ya bu şimdi ileride bir lider olarak karşımıza çıkar. Bir daha İstanbul'u da bunun elinden alamayız. İş merkezi iktidara kadar gider diyerek sudan nedenlerle bir şiiri bahane ederek hem de yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarında yer alan bir şiiri bahane ederek hiç olması mümkün gözükmeyen bir zamanda ve bir nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız cezaevine atıldı. Herkes o gün Recep Tayyip Erdoğan denilen bir aktörün artık siyasi hayatının bittiğini düşünüyordu. Hatırlayın yine gazete manşetlerini. Muhtar bile olamaz deniyordu. Dolayısıyla öyle bir zamanda AK Parti kuruldu, milletimiz kurdu, iktidara geldik ama Sayın Cumhurbaşkanımız yasaklıydı hatırlayın. Engeller devam ediyordu. Ama kader diye bir şey var. Sonra yine biliyorsunuz bir Siirt'te değil mi? Siirt'teki seçimde. Evet efendim. Siirt'te seçimler yenilendi. O arada yasal mevzuatta bir takım değişiklikler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanımız bütün hayatı ezber bozan bir şekilde devam etti. Hep ilkleri gördük ondan. Hep güzellikler gördük. Hep yenilikler gördük. Hep olamaz denilenlerin nasıl Sayın Cumhurbaşkanımız vesile olarak olduğunu gördük. Öğrenilmiş çaresizlikleri yerle bir ettiğini gördük. Ve bu işte bu merkezi iktidarda da devam etti. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye kattığı önemli şeylerden bir tanesinin özgüven, güven olduğunu düşünüyorum. Artık biz de yapabiliriz, biz de edebiliriz.
Ve böyle yola çıkan AK Parti, onu yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti gerçekten Türkiye'de büyük işler yaptı, büyük değişimler yaptı. Siz değişim dediniz, acaba o mudur bu teveccühü sağlayan dediğiniz için, evet, ben de oradan efendim giriş yaptım. İstanbul'da başlayan, hem de büyükşehirin öncesinde teşkilatta başlayan. Mesela o ana kadar teşkilatçılık bir farklıydı o partide. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da orada bir teşkilat kurgusu oluşturdu. O hala devam ediyor. Bizim genel merkezdeki partimizin teşkilatçılığının temelinde de o kurgu var. Dolayısıyla teşkilatçılıkta yeni bir perspektif ortaya koymuş. Belediyeye geçmiş, orada yeni bir anlayışı ortaya çıkartmış. Sonra da merkezi iktidarda da işte bütün onun öncesindekinin kat ve kat fazlası olacak şekilde de yeni bir rota, yeni bir anlayış, yeni bir belki kurgu ortaya çıkartmak suretiyle hiç kimsenin hayal edemeyeceği, benim de yani böyle örnekler veriyorum bazen. Ara ara bize soruyorlar, ya şu konuda bir düzeltme yapabilir misiniz? Ya bu çok zor diyorum, bir bakıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız 3 ay sonra o meseleyi halletmiş. Hangi birimiz, birçok mesele var ve hangi birimiz bunların olabileceğine kanaat getirebilirdi, tahmin edebilirdi? Mesela 10 yıl geriye gitsek, şöyle otursak, isterseniz 20 yıl geriye gitsek diye diyeyim. Otursak üçümüz 20 yıl, yani 2000'li yerlerde. Bize birer tane kağıt verseler, deselerdi ki 20 yıl sonrasının hayalini kur. Biz bugün geldiğimiz noktanın üçte birini bile hayal edemezdik. Yani bugün ortaya çıkan hususların. Mesela 10 yıl geriye gitsek desek ki Ayasofya'nın açılma ihtimali ne görüyorsunuz? %99'umuz yok ya, mümkün değil. Mümkün değil. Batılılar Ayasofya bizi cezalandırır derdi. Ya Ayasofya açılmaz. Ayasofya'yı açmaya kalkışan kendisini ipte bulur, tabii, derdik. Öyleydi. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, onun için söylüyoruz, olmaz denilenler Sayın Cumhurbaşkanımızın vesilesiyle olduğu bu memlekette en uçlardan bir tanesini söyleyerek söylüyorum. Sonra siz düşünebiliyor musunuz? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmuş. Amerika, bizzat Amerika oluşturmuş orada. Terör koridoru. Bugün nasıl besliyorlar? O gün de öyle. Biz operasyon yapamıyoruz. Türkiye'de o gün konuşulanları düşünün. Bir daha o koridoru yarmak mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bir gece karar alıyor. Amerika yetkililerine diyor ki ben gireceğim kardeşim. Ben böyle bir koridoru paramparça edeceğim. Ve Amerika oradan birazcık çekilmek zorunda kalıyor. Amerika'ya rağmen biz terör koridorunu paramparça ediyoruz. Ve Amerika'nın karşı çıkmasına rağmen ediyoruz. Size soruyorum Sinan Bey, Çetin Bey. İkiniz de benden daha iyi okumuşsunuzdur Türkiye siyasi hayatını ve bundan önceki gelişmeleri. Yani Amerika kayıtsız şartsız bu olmayacak diyecek. Ama siz bu olacak diyeceksiniz. S-400'leri alacaksınız. Bunu alırsan seni batırırım diyecek. Buna ilişkin bir takım müeyyideler uygulayacak. Ambargolar koyacak. Ama siz buna rağmen ben hükümranlık yetkisine sahip bir partiyim. Ben bağımsız bir ülkeyim. Ben hava savunma sistemimi alırken kimseye sormam diyeceksiniz. Alacaksınız ve kuracaksınız. Bu mümkün mü bunlar? Dolayısıyla işte bütün bunlar olduğu için milletimiz bu değişimi, bu dönüşümü, bu özgüveni ve milletin rotasında ilerleyen bu hali ve bir karar verirken Amerika ve Avrupa ne der diye değil de milletin arzusu istikamette nasıl karar verildiğini, milletin lehine olacak şekilde nasıl karar verildiğini gördüğü için bugünkü teveccüh budur diyor. Sayın var Başkan, ve budur devam gelmişken ediyor. Sorulara da devam edelim. Sayın Mansur Yavaş ve Sayın İmamoğlu seçim gecesi açıklamaları yaptılar. Bu iki belediye başkanının sahada çalışmasına ne diyorsunuz? Açıklamalar ne diyorsunuz? Buradan devam edelim başkanım. Sinan Bey, bunun tutulacak hiçbir tarafı yok. Siyasal anlamda da bakılsanız anormal, hukuksal anlamda da baksanız anormal, ahlaki anlamsa da baksanız anormal. Bilerek konuşuyorum, merak etmeyin. Yani öyle bir anda hani sözün şehvetine kapılıp bu ifadeleri kullanıyor değilim açıkçası. Çok net bilinçli olarak söylüyorum. Ya bir kere siz niçin seçildiniz? Ben kendi üzerimden örnek vereyim mesela. Ben milletvekili adayı değilim şimdi. Ben 2011 yılında milletvekili olurken dedim ki milletvekili görevini hakkıyla yapacağım ve başka asla bir işle uğraşmayacağım. Başka bir işle uğraşmam için millet beni vekil yapmıyor. Büromu kapattım, bütün işlerimi tasfiye ettim, Ankara'ya geldim. Bunun doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Çünkü size bir görev veriyorlar. Siz yasama meclisinde millet için, milletin, memleketin hayrına mevzuat çalışması yapacaksınız. Sonra partiniz de bir görev veriyor size. Bir de partiniz var, o görevleri icra edeceksiniz. Bir de seçim çevreniz var. O seçim çevresindeki beklentileri karşılamak için uğraşacaksınız. Peki İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a da bu görevi verirken siz çok içindesiniz. Niye veriyorlar?
Ankara'nın çehresini değiş, sorunlarını çöz kardeşim. Beklentileri karşıla. İstanbul'da da aynı. Ama bunlar bıraktılar. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz yani tatildedir, oradadır, buradadır. Bütün onlar yetmemiş ve onlardan ibret almamış gibi şimdi de İstanbul'u bıraktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında seçim akşamını kurgulamaya ve işletmeye çalışıyor. Yani kendisi açısından anormal. Adama derler ki senin görevin ne kardeşim? Sen ne Cumhurbaşkanı yardımcılığı? Böyle bir statü yok. Böyle bir adaylık statüsü yok. Hukuksal olarak da yok. Siyasal olarak da doğru değil. Hukuksal olarak da doğru değil. Böyle bir görev sen nereden çıkartıyorsun? Yazışmaları yazıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı başkan yardımcısı adayı. Bu akşam size konuşacak diye basın ofisinden kayıt geçiyorlar. Çok ayıp ya. Belediyenin resmi evrakları. Evet, belediyenin resmi evrakları. Çok abes bir şey bu. Ya bu toplumun bunları izlemediğini kimse düşünemez. Milletimizin tek tek buna ilişkin bir not verdiğini kimse inkar edemez. Veriyor yani. Vermeme ihtimali yok bunun. Dolayısıyla siz İstanbul'da gidip İstanbul'un sorunlarıyla uğraşacak yerde, İstanbul'un dertleriyle dertlenecek yerde Cumhurbaşkanı adayı olarak ne hukuksal ne siyasal anlamda bence doğru olmayan bir işe kalkışıyorsunuz. Bu Mansur Yavaş'la Ekrem İmamoğlu için handikap. Onlar için anormal bir manzara. Ama aynı zamanda parti Sinan abi. Yani Çetin Bey anlaşılır gibi değil. Siz Atatürk'ün kurduğu partiyiz biz diyorsunuz. En eski Türkiye'nin en eski en kurumsal partisi izliyoruz. En eski en kurumsal parti belediye başkanları olmasa o akşam kendini anlatamayacak. Ya şimdi ben kendimi düşünüyorum. Ben seçimi işleten benim. Ben seçim işleri başkanıyım. Cumhurbaşkanımızın seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcısıyım. Ben o akşamı sandıkta ne oldu? Veriler alındı mı? Alınmadı mı? İtirazlar yapıldı mı? Yapılmadı mı? Kaç oyla öndeyiz, arkadayız? Nerelere itiraz edeceğiz? İtirazın sonucu ne olacak? Bunları bilmesi gereken önce benim. Tabii efendim. Dolayısıyla basın bir şey sorduğunda da onları ilk açıklayacak benim. Sayın Cumhurbaşkanımıza hesap verecek de benim. Partinin diğer kurmayları herhangi bir açıklama yapacaksa da bizim o birimin verilerinden istifade edecek. Yani biz onun için varız. Benim niye 15-20 tane, 16 tane yardımcım var? Niye 40-50 tane çalışanımız var? Niye bütün ilçelerimizin SKM başkanları, seçim işleri başkanları var? Biz o zaman boşuna mı bunu çalışıyoruz yani? Yani beyhude bir gayretin içinde miyiz biz? Madem böyle bir birim var, o akşamı bu birim yönetecek. Yani onlar için anormal, parti için çok çok daha anormal. Adeta vesayet altına alınmış. Yani bilmiyorum bunlar hiç konuşuldu mu medyada açıkçası. Adeta CHP vesayet altına almış. Adeta değil bence alınmış. CHP'yi birileri vesayet altına aldı. Çok enteresan. Evet, bence alındı. Belki bugün... Sorularla açalım bunu. Çetin Bey. Alistan Bey, buradan devam edecek olursak önemli bir konu. 14 Mayıs seçimleri akşamı, daha öncesinde özellikle seçim güvenliği konusunda defalarca açıklamalar yaptılar. Muhalefet tarafından açıklamalar geldi, Millet İttifakı tarafından. Ve seçim akşamı ilk söylenen sandıklarla alakalı Anadolu Ajansı, işte TRT gibi kurumların yanlış veri verdiğine yönelik eleştiriler geldi Millet İttifakı'nda. Ama o akşam şu anlaşıldı ki sizin bir sözünüz magazinselleştirilmiş idi. Daha sonrasında bir yorum geldi. Bir şeyler oldu ama olmadı noktasına geldi Millet İttifakı. Seçim sonuçları geç saatlerde netleşmeye başladığı andan itibaren. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen sonuçlar belki de o rakamları o şekilde gösteriyordu ilk dakikalarda. Bu bilinçli mi yapıldı? Yani bu algı, manipülasyon seçmene yönelik. Seçim sonuçların aslında ortada olduğu ama bilinçli bir şekilde vatandaşı, milleti yönlendirme adına manipülasyon yapıldığını düşünüyor musunuz efendim? Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bizim yakaladığımız başarıyı yakalayamayacak. Neden? Küçük işlerle uğraşan, olmaz işlerle uğraşan, büyük işleri ve olması muhtemel işleri kaçırır. Kurgularla ve manipülasyonlarla iş yapabileceklerini, iş üreteceklerini düşünüyorlar. Bakın biz seçimin daha ikinci akşamı itirazlarımızı bir yandan yaparken bir yandan da toplandık. Bizim kurgunun ve sistemin eksikleri nelerdi onu tartıştık biliyor musunuz? Kendi seçim işleri birimimden bahsediyorum. Öyle mi efendim? Evet. Oturduk gece saat 2-3 aralığında. Diğer işler yürüyor. İtiraz heyetleri var, onlar var, bunlar var. Ama biz dedik ki bakın bu akşam bunu tartışmazsak kaçıracağımız şeyler olur. Size soruyorum. Bunu CHP hayatında hiç yapmış mıdır? Bir kere bu sistemi kuran adamı yok ettiler.
Zaten ertesi gün istifa etti başkanım. Tabii. İstifa ettirildi istifa. Evet. Neden? Günah keçisi aranıyordu. Ben sistemi kuranda problem olduğunu düşünmüyorum. Mesela benim burada evraklar arasında da var. Siz de bir kısmını biliyorsunuz açıkçası. Verileri yanlış girdiler kendi sistemlerine. Bakın bırakın Anadolu Ajansı'nı, bırakın AK Parti'nin verilerine itiraz etmelerini, karşı çıkmalarını, kendi sistemlerine girdikleri verileri yanlış olduğunu kendileri daha sonra yayınladıkları sandık sonuçlanaklarıyla ortaya koydular. Bu anlaşılır bir şey. Siz AK Parti'den hiç böyle bir şey gördünüz mü? Şimdi sizin adamınız sizi manipüle ediyor. CHP'yi kastediyorum. Evet. Olabilecek bir şey mi? Aslında ben olsam CHP'nin yerinde işi gücü bırakırım, bu meseleleri çözerim. Bu seçimi kaybedebilirsiniz. Ama siz, sizin içinizde olup biteni anlarsanız, siz yanlışlarınızı fark ederseniz, nerede hata yaptığınızı anlarsanız ve bundan sonra ne yapmanız gerektiğini algılarsanız, siz geleceği daha iyi rotaya alırsınız. CHP'nin içinde her şey rotadan çıkmış, raydan çıkmış. Savruluyor şu anda her şey. O akşamki manzara da böyle. Bilinçli olarak bunları yapıyorlar ve bir kısmı da bilinçli olarak manipüle ediyor. Manipüle edilen manipüle edildiğini bilmiyor açıkçası. Ama herkesin kafasında orada biz nasıl oluruz da işte bir takım rakamları yamulturuz. Yanlış bir algı oluştururuz. Anı kurtarırız. Yani bir saati iki saati kurtarırız. Sonra Allah kerim diyorlar Allah'a alem yani. Hele biz şuna bir şurada bir esip gürleyelim. Bir suçlayalım böyle. Bir suçu atalım üzerimizden. Böyle bakıyorlar. Mesela o akşam Anadolu Ajansı'nın ben de izledim yani. Bize veri akıyor. Bir o kısım var ekranlarda. Bir yandan da Anadolu Ajansı'nın verilerine bakıyoruz. Ama aynı zamanda Anka'da ne yapıyor ona da baktık ara ara. Biz kendi önümüze bakıyoruz. Ama bir yandan da gözümüzün ucuyla da olsa karşı mahalle ne yapıyor diye ona bakmamız lazım. Tabii. Olur ya. Bizden daha iyi şeyler de yapabilir. İnsanız biz. Her işi biz onlardan daha iyi yapacağız diye bir kural yok. Biz birçok işi onlardan çok iyi yaparız ama bir işi de onlar belki yapabilir diye ona da bakıyoruz. Oraya da görüyoruz. Ama baktık ki hiç doğru olan hiçbir şey yok. Bitmiş adeta. Veriler doğru düzgün akmıyor. Akan veriler manipüle edilerek akmış ve bir takım yüksek sesli itirazları var veya suçlamaları, onların hiçbirisi doğru değil. Bakın Çetin Bey, çok net. Bu konu çok net. Bize de Anadolu Ajansı'nda da durum aynıdır. Sandığın ilk kapandığı yer sayılarak kırsaldır. Yani 20 oy, 30 oy, 40 oy, 50 oy, 60 oy, 70 oy, 100 oy olan yerler. Niye erken bitiyor? Siz 50 oyu düzeltiyorum, 400 oyu 3 saatte sayıyorsanız 50 oyu 1 saatte sayarsınız. Bu kadar basit. Dolayısıyla 50 oylu sandığın sonucu önce ortaya çıkar. Dolayısıyla o veri de önce sisteme girer. Kırsalda da Cumhurbaşkanımızın oyları yüksek oranı. Onun için orada kırsalda erken sandıklar kapanıyor. Seçmen sayısı az olduğu için ilk veriler oradan giriyor. Onun için de her seçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza olan oylar veya AK Parti'ye yüksek görünür. Sonra merkezler geldikçe onlar bir parça aşağı. Hiçbir çelişki yok. Bütün seçimlerde böyle olmuştu. Bütün seçimler böyle. Bundan sonra da böyle olacak. Yani Cumhurbaşkanımız ve AK Parti var olduğu sürece böyle olacak. Çünkü bizim gerçekten kırsaldaki bize olan teveccühün çok daha yüksek olduğunu yani herkes biliyor, bunu anlatmaya Sayın gerek başkanım, yok. Sayın başkanım, bu noktada şimdi ikinci tura gidiyoruz. CHP'ye yönelik, özellikle Millet İttifakı'na yönelik HDP'nin desteği artık eskiden gizliydi. Şimdi açıktan oluyor. Kandil'in desteği keza öyle. Fakat bu hafta ilginç bir şey oldu. Sayın Kılıçdaroğlu milliyetçi bir söyleme döndü. Suriyeliler konusunda radikal bir tavra döndü. Seçim öncesindeki bu tavrıyla şimdiki tavrını nasıl izah ediyorsunuz? Bir de bu HDP'nin desteği meselesi Anadolu'da çok tepki gördü başkanım. Neler söylersiniz? Tamam, bakın ne güzel. Aslında sorunuzun son kısmında cevap da çok net ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere az önce dedim ya, vesayet altında CHP dedim ama HDP de vesayet altında. Kandil'in vesayeti altında. Ya biz eğri oturup doğru konuşalım. Yani bütün Türkiye'nin bildiği şeyleri tabii, net daha kavramsallaştıralım biz çok net bir şekilde. Bunun aksini kimse söyleyemez. Yani siyaset olsun, olur mu ya biz işte bir partiyiz falan, öyle değil. Bütün Türkiye biliyor. HDP Kandil'in vesayeti altında tabii. Adeta. Cumhuriyet Halk Partisi de yer yer HDP'nin, yer yer FETÖ'nün, yer yer başka unsurların ama daha çok
bir yani dış güçlerinde, bir takım akıl hocalarında vesaire. Ben daha somutlaştırayım meseleyi. Uzaktan izleyen bu işi HDP'nin, PKK'nın ve FETÖ'nün vesayeti altında der. Ama onlar da birilerinin vesayeti altında dolaylı olarak. Dolayısıyla işin ucu nereye kadar gider ben onu bilmem. Türkiye bunları bundan sonraki süreçte çok konuşacak açıkçası. Şimdi birileri sonuç almak istiyor. Sonuç Recep Tayyip Erdoğan'ı oradan indirme sonucu. Sonuç aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçme sonucu değil. Yani o çok önemli değil başkaları için. Önemli olan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamazsın. Onun yerine bizi dinleyecek olan birisi olsun da kim olursa olsun. Kemal Kılıçdaroğlu en iyi FETÖ'yü dinleyecek aktör olarak ortaya çıktı. PKK'yı, HDP'yi ve bir takım unsurları dışarıdan içeriden filan. Dolayısıyla HDP aslında çok oy almış, az oy almış. Onun baştan umurunda değildi. Çünkü o onun tek bir amacı vardı. Köşeye sıkışmış olan PKK'yı, bilerek söylüyorum bunu, köşeyi sıkışmış olan PKK'yı o sıkışmışlıktan kurtarmaktı. Onu kurtarmanın yolu da Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçtirtmekti. Bunu seçtirirken biraz karizması çizilmiş, biraz itibarı sarsılmış, biraz oy kaybetmiş, çok önemli değil. Çünkü onun amacı bu. Onu hallettikten sonra gerisi kolay diyor yani. Kolay. Ama hem onu elde edemedi hem de oylar gitti. Sonra şu geldiğimiz nokta, bu önemli bir tespit. İkinci tespit, Kemal Kılıçdaroğlu şundan emin. Kendisi siz bana oy vermeyin dese de HDP'nin, PKK'nın unsurlarının, FETÖ unsurlarının oy vereceğinden %100 emin. Zaten oyunu kuranlar onlar. Dolayısıyla o kadar emin ki artık tabii, onlara mesaj vermek zorunda hissetmiyor. Onlar emin, onlar zaten arkamda. Ben hele şu karşı tarafı, başka tarafı, başka kesimleri etkilemeye... Yani böyle bir risk görmüyor diyorsunuz öyle mi başarı? Görmüyor. Çok ilginç bir tespit, başarı bu. Yani ben milliyetçi olursa HDP'den pek şuradan buradan oy kaybeder diyordum. Onlar zaten talimatlı diyorsunuz. Evet. Hiçbir risk görmüyor yani. Hatta muhtemelen sen istediğin kadar taviz ver. Şunu düşünebiliyor musunuz? Millet İttifakı'nın bir takım unsurları diyor ki biz Cumhurbaşkanı olma arzumuzdan vazgeçebiliriz diyor. Millet İttifakı'nın unsurları diyor ki tam yetkilisin, istediğini ver diyor. Ya bu kolay bir şey mi bu partilerde? Kolay bir şey değil bu. Peki bunu kolaylaştıran ne? Bunu kolaylaştıran işte bir takım eller ve güçler, bir takım sonuçları almak üzerine hemfikir olmuş ve adeta bunun için şartları iyi oluşturuyorlar. Ve dolayısıyla mesela Kemal Kılıçdaroğlu siz olsanız, bu kadar fazla sayıda herhangi birimiz olsa, biz olamayız belki, bilmiyorum sizi, buradaki kimse olamaz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden herhangi bir unsur, Kemal Kılıçdaroğlu hariç bu oyunun bir parçası haline getirilmiş, kumar masasına veya efendim onay masasına mecbur edilmemiş olsun, yani bir baskı da uygulanmamış olsun, hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kadar milletvekilini o partilere vermez. Eğri oturup değil, doğru konuşalım. Mümkünat yok. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesi daha önceden beri durmadan ateş ettiği kişilerin kendi onların listesinden hem de onların önemli aktörlerin önüne koymasına rıza göstermez. E nasıl oldu bu? Küresel bir akıl gidiyor o zaman. Nasıl oldu? Başka tersinden de bir şey soralım. Mesela Deva Partisi. Ne olursa olsun biz kendi logomuzla gideceğiz. Bunun aksi mümkün değildir diyordu. Mümkün değildir. Ne oldu? Nasıl oldu bu? Partiler hükmü şahsiyetlerini kenara koydular. Bakın, bir kısmı fark etmeye başladı ve sökülmeye de başladı. Başladı diyorum, bilerek söylüyorum. Öyle mi başladı? Evet. Bir dağılma mı başladı evet, o tarafta? Evet, evet, evet. Önemli bir iddia başladı evet, mı bu? Evet, evet. Ve göreceksiniz, şu anda yer yer bunun yansımalarını görüyoruz, göreceğiz. Seçimden sonra bu artacak, tutmaları mümkün değil. Çünkü oyun ortaya çıktığında, tezgah diyorum çok net bir şekilde ortaya çıktığında ve aslında kimin ne için bunları yaptığı çok net bir şekilde anlaşıldığında işin rengi değişecek. E biliyorsunuz Gelecek Partisi'nden kurucularından birisi istifa etti. Öyle mi başkanım? Evet ve istifa etme gerekçelerini de şöyle açıkladı. Ne dedi diyor başkanım? Ki bak bu çok önemli, bu her şey ortaya çıkıyor. Ben kendisine adaletsizlik yapıldığını düşünerek, benim aslında diyor siyasetle çok alakam yok. Ben mealen söylüyorum şimdi adamı evet, söyleyeyim. Benim aslında siyasetle diyor çok alakam yok. Ben ona haksızlık yapıldı diye düşündüm.
Onun yanında yer almaktım. Ama baktım ki en büyük adaletsizlik orada. Ben baktım ki öyle adalet, hakkaniyet diye bir şey yok. Ben baktım ki sadece liderler kendilerini ve kendi yakınlarını bir yere atmanın peşinde. Şimdi bunlar şimdi gün geçtikçe ortaya çıktıkça orada dururlar mı? Ve bu yüzden istifa ediyorum dedi. Başkanım efendim, şöyle bir şey şimdi, buyurun. Şimdi bunu kimden söyledim? Gelecek Partisi'nden evet, söyledim. Deva Partisi'nin Sayın Genel Başkan Amcalarından birisine söyledi. Yardımcılar Amcası yeni. O da dedi ki beklendiği çok yükseltti. Bunun bu kadar olmayacağı belliydi. Yanlış yapıldı dedi. Dün birisi de istifa etti oradan başkanım. İkram Dinçer. Ediyor işte onu söylüyorum. Yarın etmeyeceğini bilmiyorsunuz. Şimdi birisi beni gelirken aradı bir partiden. Dedi ki filanca partiden çok bozulmuş. Benzer bir adımı şu anda düşünüyor. Ben de şaşırdım. Tanıdığım birisi mesela. Öyle mi? Ama bakın Sinan Bey. Şimdi ben uzun bir süredir zaten bunları söylüyorum. Diyorum ki listeler açıldıktan sonraki kavgayı yatıştırmak mümkün değildir. Bir süre örtmeye çalışırız. O süreç kavga oldu. İller sahaya inmeyen iller var açıkçası. Ama bir takım yerler devreye girdi. Tavan örtmeye çalıştı. Bir şekilde çözdüler. Çözdüler ya da çözmüş gibi göründüler. Ama şimdi seçimin alınamayacağı %100 net olduğunda ve seçimin sonucu açıklandığında sonraki gün istifaların ve sonraki gün açıklamaların peş peşe gelmeyeceğini kimse iddia edemez. Çünkü bu terazi, bu sikleti kaldıramaz Sinan Bey. Niye kaldıramaz? Kemal Kılıçdaroğlu mutfaktan yayın yapıyor her seferinde. Evet. Şimdi gitti partiden yayın yaptı. Her zaman kalp işareti gösteren Kemal Kılıçdaroğlu evet. Şimdi masaya vuruyor. Hiçbir zaman partide altı oksuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosuz açıklama yapmayan Kemal Kılıçdaroğlu yanına sadece Türk bayrağını alarak yapıyor. Ve diyor ki zaten beni HDP, terör örgütü PKK şu bu destekliyor. Ben altı okum bile, birileri tarafından çünkü altı oku birazcık sindirilemeyebilir. Onu bile gizleyeyim diyor. CHP'yi bile dağıtmayı göze alıyor. CHP'yi bile dağıtacak bir noktaya getirdiği işi aslında. Çok vahim iddialar başarılı bunlar. Çok net söylüyorum bunu. Yani adam diyor ki akşam sabah bize küfreden, bizi cezaevlerinde süründürme. Ben mealen tırnak içinde onların söylediğini ve yaklaşımlarını söylüyorum. Biz de Anadolu'yu geziyoruz. Ben son bir il içerisinde 81 ile gitmiş, ikinci tura başlamış birisiyim. Şimdi ikinci turu da neredeyse yarıladım. Bütün illeri biliyoruz biz. Araziyi biliyoruz. Yani bir cumhurbaşkanlığı için bu partiyi bu kadar yok etmeye değer miydi diyorlar. Diğer partiler biz madem hükmü şahsiyetimizi, tüzel kişiliğimizi yana bırakacaktık. Madem biz gelecek seçimlerde sandıkta yer almayacaksak, seçim kurulunda yer almayacaksak, hazine yardımı almayacaksak, bundan sonra bizim logo görünür bu kadar olmayacaksa biz niye bu partiyi kurduk? CHP'nin içinde niye siyaset yapmayalım? Önümüzdeki seçim, bakın bu seçimde böyle. Hani sandık güvenliği diyorlar ya. Evet. Ama sen öyle bir adım atıyorsun ki bugünden. Yarın kimseye o suçu bulma. Ey CHP, ey İyi Parti, ey Deva, ey Gelecek, ey Saadet, ey Demokrat Parti. Gelecek seçimlerde kimseye suç bulma. Gelecek seçimlerde sandıkla yer alamayacaksınız. Neden? Seçime girmeyince sandıkta yer alamıyorsun. Bu kadar basit. Sen bugün partiysen yarının hesabını bugün yapacaksın. Yer alamıyorum efendim. Yer alamıyor. Çünkü şöyle oluyor. Çok önemli bir şey söylüyoruz aslında. Çok teknik bir şey diyorsun ya başkanım. Tabii tarihe not düşüyoruz. Çünkü o gün gelecekler bunları söyleyecekler. Ama 298 sayılı yasa çok açık. Ne diyor efendim? Seçim kurulları 18-19. Madde. Efendim sandık kurulları maddesi 22-23 çok açık. İşte burada kanun var, genelge var, evet. Her şey var. Evet. Ben size söyleyeyim hemen. Diyor ki mesela önümüzdeki seçimlere gittiğimizde 2024'te yerel seçimler ya. Evet. Diyecek ki yerel seçimlerde seçim kurulu en son seçimlerde en fazla oy almış 5 siyasi parti seçim kurulu sandık kuruluna oy verir diyecek. Sandık kuruluna üye verir diyecek. Evet efendim. Peki seçim kurulunda da 4 parti verir diyecek. Peki şimdi sayalım en fazlalı. Buyurun. Ya seçime girmediğinde fazla alman diye bir şey yok bir kere. Zaten yok evet. Peki kim fazla almış? AK Parti var evet. Mı? Var. Var. Peki kim fazla almış? CHP sıralaması. Var mı? Var. MHP? Var. Var. HDP var. Peki HDP? Var. Sonra kime geliyor tekrar? Yeniden Refah Büyük Birliğe geliyor. Evet. Peki bazı yerde İyi Parti var mı? Yok. Çık. Yok daha bazı yerde. 9 ilde yok. Öyle mi başarım? Yok tabii. Türkiye'de 9 ilde seçim. O da yok orada. Bazı yerde CHP yok. O da yok orada. Bazı yerde HDP zaten
Batı'da bu dediğim orana giremiyor. Onlar da yok orada. Yani şöyle bir manzara olacak sandıkta. Bunu hesaba katmıyorsan sen parti olarak niye partisin derler adama. Çok önemli bir haber. Evet. Bunu da öne almak niye lazım. Evet. Yani bugüne kadar hep şu söylendi. Öyle bir kurgu ve sistem var ki Cumhur İttifakı'nın parti sayısı az. Dolayısıyla sandıkta daha az sayıda temsil ediliyor. Ama sen Millet İttifakı olarak göz göre göre ben hele bu seçimi bir şekilde alayım, manipüle edeyim. Gerisi tufan anlayışıyla hareket edersen 2024'te sonra da 2008'de aynı manzara olacak. Çünkü bugünkü oylar 2024'ün sandık kurulu üyelerini de ilk kez söylüyoruz belki. Evet. Bugünkü oy oranları 2028'in sandık kurulu ve seçim kurullarını da belirleyecek. Bakın iki seçim. Bu anlaşıldı mı? Çok teknik dolayısıyla, ve manşet bir konu verdiniz başkanım. Evet, dolayısıyla 2024 ve 2028'de muhtemelen şöyle bakacak. Bu sandıkta AK Parti var, MHP var, Yeniden Refah var, Büyük Birlik Partisi var, biz niye yokuz? Adama derler ki hani ne derler? Uyan da efendim. Üsküdar'da sabah oldu. Evet. Vallahi gidelim. Başkanım bir de şöyle bir senaryodan bahsediliyor. Sonra bir anket soracağım size. Deniliyor ki eğer bu seçimleri... Bunu şunun için buyurun. Açtım. Bu partiler bu öyle bir hamle yapalım sonrası ne olursa olsun anlayış içinde yaptılar ve bunun için zorluklar yaşayacaklar. Partilerine de zarara soktular ve parti tabanlarını da kırdılar. Kendi hükmü şahsiyetlerini de yok ettiler. Bunun bir neticesi olur. O zaman son tespiti söyleyeyim. Buyurun. Seçimden sonra bu partiler dağılır mı? Millet İttifakı ve Millet İttifakı'nın içindeki partilerde çok büyük değişiklikler bekleyelim. Hem de çok büyük değişiklikler. Başkanım şöyle bir senaryodan bahsedildi. Eğer seçimleri Sayın Kılıçdaroğlu kazanmış olsaydı şöyle olacakmış. Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, diyelim ki onlar milletvekili var ya efendim. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da seçimleri kaybettiği takdirde AK Parti'den 10 milletvekili transfer ederek grup kurulacakmış. Hesap buymuş. Bu hayali çok daha kurarlar da bu hayallerle yaşamaya devam ederler. Biz de gerçeklerle yol almaya devam ederiz. Başkanım bir de anketi sorayım. Çetin Bey sizin... Evet. Özellikle ben Millet İttifakı'nın seçim öncesi ve seçim sonrası tavrında tabii ciddi değişiklikler söz konusu oldu ama 28 Mayıs seçimlerine giderken tabii sahadaki çalışmalar, Millet İttifakı içerisindeki bileşenlere de baktığımızda orada bir durağansama hissediyor musunuz? İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Evet efendim. Yani çok fazla bir moral bozukluğu var mı diyor 28 yani hani kazanma ihtimali çok da fazla yok psikolojisine girdiler mi? 28 evet. Mayıs'a giderken ki psikolojileri nasıl değerlendirmek lazım? Bir yıl önceye dönelim. İyi Parti Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacak mı olmayacak mı diye yaygara kopartıyordu İyi Partiler. Evet. Anketlerden de %15-20'ler konuşuluyordu. Tabii. 3 ay öncesine gidelim. İyi Parti çöktü ama HDP tarihin en yüksek oyunu alacak, en stratejik bir hale gelecek. %15'i almayacak diye yorumlar yapılıyordu. Yine seçimin hemen öncesine gidelim. Bütün anket, mesela o Gezici bir tane örnek vereyim mesela. Evet efendim. Gezici mesela. Yani ballandıra biz anketi doğru yaparız ve minimum 10 puan fark vardır diyordu. Ben söyleyeyim mi son anketlerinden bir tanesini? Recep Tayyip Erdoğan 43.2, Kemal Kılıçdaroğlu 54.4 alacak diyordu. Çok uçuk bir rakam. Çok uçuk ama dahası var Avrasya mesela. Orada daha da 14 puan fark olmuştu. Evet var yani hepsi bende kayıtlı. Şimdi bu sizin moralinizi bozuyor muydu başkanım? Siz bir de bu konularda uzmanısınız. Bizim kendi anketlerimiz öyle demiyordu Sinan Bey açıkçası. Yani buna yakındı bizimkiler efendim. Ama ister istemez şu ara sıra ya sizin 3 tane anket yapıyorsunuz size yol göstersin diye böyle ama adamlar 50 tane anket. Yani tabii. 50 olmasa bile 30 var mesela tabii, benim telefonumda kayıtlı. 50'si de böyle. Bazen şöyle düşündürtüyor insanı. İnanmadık tabii ki. Hayır, Sayın Cumhurbaşkanımız hele bu anketler hikaye dedi. Elin tersiyle itti hatırlayın siz bunu. Yani. Sahanın diline bakın dedi. Sokağın diline bakın. Meydanın, mitinglerin dili ortada dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız feleğin çemberinden geçmiş birisi. Ama bizim gibiler, benim gibiler bazen yani bu nasıl olur bu kadara? Yani acaba biz de etkilendik başkanım açık söyleyeyim. Evet. Şimdi işte buralardan bugüne geldik ya. Bugün hiç kimse anket ortaya koyamıyor. Mesela Gezici bundan sonra nasıl anket koyacak?
Şimdi bunlar bu anket ortaya koyanların hiçbirisi anket koyamaz. Koysalar da hadi bak işine derler adama yani. Biraz geçecek yani, birkaç seçim geçecek ki. Bu gezici ve onun gibiler, ben şimdi diğerlerini telaffuz etmeyeyim yine de. En çok o ballandıra anlatıyordu. Bunlar ortaya çıksın. Şimdi bu geldiğimiz noktada morallerin sıfır olmaması, özgüvenlerinin bozulmaması ve ümitsizliğe düşmemiş olmaları mümkün değildir. Hı. Tamam. Çünkü arada 5 puan fark var. Ben şaşırıyorum yani. 4 puan fark var diyor herkes. Ben televizyonlara bakıyorum Sinan Bey, Çetin Bey. Siz de bakın. Ne 4 puanı yani? 5 puan fark var. 4.6 puan. Yani bunu yuvarlayacaksan yuvarlamak 4'e mi yuvarlanır yani? Yuvarlanır. Tamam. Dolayısıyla 5 puan fark var. Ya bu 5 puan kapanır mı? Mümkün mü? Ama ben size kapanmayacağı gibi başka bir şey söyleyeyim. Ama rehavet olursa olabilir. Tamam, oluşturabilir. Ama sizin başınızda feleğin çemberinden geçmiş Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider var. Ve Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan beri kurguladığı teşkilatçılık anlayışı var. Ve başka bir şey var. Siz yurt dışını bu kadar bekliyor muydunuz? İlk günde %15 verecek. Tabii. Allah için bekliyor muydu? Yok, daha yüksek çıktı efendim. Şimdi daha çok gidiliyor. Bir günde. Evet. Ve inanın bakın, sandık sayısı az. Çünkü o zaman 13 günde oy kullanılıyordu. Şimdi 5 günde kullanılacak. Bugün 1 milyona gidiyor. Bakın 5 günde kullanılacak oyu, 4, şey düzeltiyorum, 13 günde kullanılacak oyu 5 güne alıyorsunuz. Hı hı. Ama millet 100 kilometre, 300 kilometre, 500 kilometre gidiyor. Kuyrukta 5 saat, 10 saat bekliyor. Diyor ki, anketlerle bizi manipüle ettiniz. Recep Tayyip Erdoğan'a adeta tuzak kurmaya kalkıştınız. Bütün dünyayla bir olarak. Bütün legal illegal örgütler Sayın Cumhurbaşkanımızı yemek için uğraştı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bu bilinç var, bu ruh var ve bu şuur var. Siz 10 saat bir adamı bekletemezsiniz. Hele hele seçimi kaybedeceği %99,9 olanın %100 de %100... demek istemiyorum. %99,99 olan bir lider için bu kadar motive olamazsınız. Dolayısıyla ben diyorum ki bu sefer taban bir başka ders verecek ve oyunu böyle vurduğunda şamarını vurmuş olacak bir takım dış güçlere de. O zaman iktidarı destekleyerek muhalefeti mi gönderecek başkanım? Öyle diyen de var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'na oyu verelim. Evet. Bu muhalefetten bir yol hani olmuyor. İşteyse ağırlıklı gelsin, burası dağılsın diyorlar. Size soruyorum, Milliyetçi Hareket Partisi anketlerde ne kadar görünüyordu? Yani bizi de anketlerde 4-5 gösteriyorlardı efendim. Tamam. Çok güzel. Bizi batırmışlardı ama Milliyetçi Hareket Partisi kayıtsız şartsız altılar gibi gösteriyor. Tabii. Baraj altı gösteriyor. Görüyor musun? Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP ve İyi Parti'den daha fazla alacağını kimse söylemiyordu. Nasıl bir ders çıktı ortaya? Şimdi Saadet Partisi değil mi? O kesimin en önemli tabii temsilcisi. Yeniden Refah Partisi, şimdi parti bakın, görüyor musunuz? Hakikaten ciddi. Kendi bileğinin gücüyle 5 tane milletvekili çıkartmış. Kendi hükmü şahsiyetini tüzel kişiliğini ortaya koymuş. Risk de almış. Büyük bir partisi de öyle. Parti gelecek seçimlerde olacak oralarda. Bakın bu seçimde azalabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ama gelecek seçimleri kurtarırsınız. Tabii. Cumhur İttifakı'nın bütün partilerinin bu anlayışla hareket etmiştir. Şimdi... Öyle bir süreç işlettik ki Sinan Bey, bu konu önemli. Şimdiki motivasyonumuzu da etkiliyor bu. Bakın herkes bize tek liste yapacaklar, yapamayacaklar, o olacak, bu olacak. Seçim kanunlarını değiştik. Seçim kanunlarını değiştiler ama uygulamadılar, uygulayamadılar dediler. Halbuki biz seçim kanunlarını bunun için değişmedik. Biz seçim kanunlarını hakkaniyete uygun değil milletvekili dağılımı diye değiştik. Çünkü az oy almış olan partilerin oyuyla başka büyük partiler vekil çıkartıyor. Halbuki o oyu veren herkes o verdiği parti milletvekili çıkartsın diye veriyor. Dolayısıyla o çıkartır veya çıkartamaz ama ona veriyor. Biz de buna itiraz ettik, bunu değiştirdik. Çok onlar da sandılar ki, evet onlar da sandılar ki bunu değiştirdiklerine göre bütün yumurtalar aynı sepete konacak, ya da şöyle diyelim. Herkes CHP'nin listesinde anlaşacak, böyle çıkıyor. Böyle bir dünya yok. Bakın biz o özgüveni ortaya koyduk, ayrı ayrı çıktık. Bir tane aramızda problem olmadı. Biz çok isteseydik belki ortak listeler de yapabilirdik. Ama Cumhur İttifakı'nın ve Cumhur İttifakı'nın içindeki bütün partilerin kısa vadede daha az ama orta ve uzun vadede daha fazla olacak şekilde menfaatinin böyle olduğunu düşündüm. Başkanım, sonuçlar bu isabet oldu. Tabii. Dolayısıyla ama ezberci bir anlayış var ya orada. Evet. Onlar bileklerinin gücüne veya akıllarına güvenmiyor.
Onlar bir takım akıl hocalarının yönlendirmeleriyle hareket ediyor. Günü kurtarma. Efendim? Günü kurtarma. Şimdi hiçbir problem yaşamamışız. Hepimiz seferber olmuşuz. Recep Tayyip Erdoğan mutlaka seçilecek diyen Cumhur İttifakı'nın unsurları söz konusu. Dolayısıyla Demokratik Sol Parti'de, Hüdapar'da, Büyük Birlik Partisi'de, Yeniden Refah Partisi'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, AK Parti'de kolları sıvamış, bir oy daha fazla nasıl alırız diye yollarda bugün. Çünkü artık o misyonu Saadet Partisi değil, Yeniden Refah Partisi temsil ediyor. Tabii şu anda öyle oldu. Deva geleceğinin önü kesildi efendim, bitti onlar. O milliyetçi kesim zaten çok net anlaşıldı ki Milliyetçi Hareket Partisi temsil ediyor. Evet. Ve çok net anlaşıldı ki bu şartlarda bile herkesin böyle alaşağı etmek için kol kola girdiği manipülasyonlar, dezenformasyonlar, yalanlar, iftiralar, her şeyin olduğu. Bir de bir takım şartlardan çıkmışız biz. Pandemi şartları. Pandemi şartları ekonomimizi etkilemiş. Sonra deprem olmuş. Türkiye'nin neredeyse üçte biri. Bir de gerçekten çok vahim şartlar. Bu vahim şartlarda bile Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapacağını ortaya koymuş. Yüreğini ortaya koymuş. Bütün dertler benim derdimdir anlayışı içerisinde hareket etmiş. Yine kendisini anlatmış. Yine en büyük oyu almış. Demek istediğim şu. Ben rehavetin olmayacağını düşünüyorum ama sizin aracınızla bir kez daha söylüyorum. Biz bu seçimi alacağız. Ve belki de o fark iki katına çıkarak olacak. Anket var mı? Ama o zaman var. Bir şey sorayım. Başkanım var. Bize bir manşet verin. Var. Nedir efendim? O zaman söylüyorum. Anket buyurun söylemem başkanım. De söylüyorum. Evet. Bu fark iki katından fazla olmalıdır. Onun için lütfen sizin bir oyunuz olmazsa bu fark iki katın üstüne çıkmaz. Ne öngörüyoruz i̇ki başkanım? Kat çıkmadı, i̇ki kat çıkmadı. İki kat başkanım. Çıkmalıdır ki bu o çadırdayan Millet İttifakı biraz daha çadırdasın. Yaptıkları yanlışları anlasın. Aslında biz oylarımızla Sayın Cumhurbaşkanımıza o desteği vereceğiz ki o hani dışarıdan içeriden milletin ve memleketin Türkiye'nin hayrına olan adımlarda hep engel olmaya kalkışıyorlar ya. Evet. Engel olma halleri kalmasın. Biz öyle bir oy verelim ki Sayın Cumhurbaşkanımıza bu attığı adımları çok daha artırarak devam etsin ki o yeni ufuklara o güçlü yolculuğumuz devam etsin. Bir başka öyle yüksek oy verelim ki Millet İttifakı'nın partileri de yaptığı yanlışı anlasın, parti olsunlar. Muhalefete de ihtiyaç var. Yani demokrasinin güzelliği bu. Demokraside çok parti olacak, seçim olacak, yarış olacak, muhalefet olacak, muhalefet partileri olacak. Parti olarak yeniden parti olmaya başlasınlar, parti olsunlar diye çok güçlü bir destek verici. Aslında sizin aracılığınızda Cumhuriyet Halk Parti'nin unsurları bile belki de siz öyle bir yanlış yaptınız ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka yani sırf kendiniz Cumhurbaşkanı seçileyim diye Cumhuriyet Halk Partisi'ni yok etmeye kalkıştınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini çiğnediniz. Adeta vesayet altına aldırttınız. O zaman biz de bu yanlışlığınızı size biraz daha fark ettirmek üzere Recep Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz derseler yeridir ve bunu diyecek aktörleri de vardır. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Süremizin sonuna geldik. Son birkaç cümleyle programımızı anket dedim. Anket dedik. Söylemiyorsunuz başkanım. Evet. Size gelen yani sizin yaptığınız değil de gelen anketler var mı? Ne gözüküyor efendim? Bunu bir merak ettim. Evet. Ben onu söyledim. Yani kat artacağını düşünüyorum. Ve Sakarya milletvekiliyim ben henüz evet, hala evet. Bitmedi. Ve akşam da bir yerde fotoğraf çekiliyorum. Bir baktım arka tarafta Sakarya'nın plakası ve Samsun'un plakası gözüküyor. Ya dedim bu subliminal bir mesaj olabilir mi acaba? 54-55 oranları. 54-55 bekliyoruz başarı. İnşallah daha fazlası olur. Evet. Bakalım olan da hayır olur ama iyi bir fark olur. Başkanım evet, o zaman yer gelmişken diyor Sayın Meral Şener diyor ki meclisi diyor Cumhur İttifakı'na verdiniz. Türkiye'de demokrasinin yürüyebilmesi için Cumhurbaşkanı'nı da diyor Sayın Kılıçdaroğlu'na verin diyor. Yoksa diyor tek adamlık rejimi geliyor diyor. Bunlar bir referandum olacak gibi yorumlar. Parlamenter hevesiyle masaya oturdular. Bir süre sonra baktılar ki tutmuyor. Ondan biraz vazgeçtiler. Bugün Millet İttifakı'nın bazı unsurları ondan vazgeçmiş gibi görünüyor. Biz acaba Cumhurbaşkanlığı sisteminin hatalarını konuşabilir miyiz diye demeye başladı. Bakınız. Türkiye'de bileğinin gücüne güvenen, istikrardan yana olan, kaos, kargaşa peşinde koşmayan herkes parlamenter sisteme yeniden dönmek istemez. Çok net bir şekilde. İki, parlamenter sistemin en önemli ayağı, iki ayağı var. Birisi meclis ayağı, birisi de yürütme ayağı. Şimdi siz iki erk var.
aslında tek adam rejimi diyorlar ya, bunu evet. bilinçle söylüyor. Ne tek adam rejimi? Nasıl tek adam rejimi? Yani meclis kanun çıkartmadığı sürece Cumhurbaşkanı ne yapacak? Dolayısıyla meclis doğru zamanda, doğru şekilde yürütmenin ihtiyacı olan kanunları çıkartacak ki hem de hızlı bir şekilde yürütmede bu memlekette iş yapsın. Siz düşünün, yürütmenin başında birisi var ama meclis tam tersi yaklaşım içerisinde. Yani seni çalıştırtmayacağım diyor. Size soruyorum, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olsa, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olsa. Yani kriz çıksın. Ya zaten öyle demiyor muydu onların grup başkan vekilleri? Siz her şeyi dört dörtlükte yapsanız biz sizin doğrularınıza evet demeyiz. Çünkü sizin doğrularınıza evet demek size prim yaptırtmaktır. Ya bu anlayışla meclis birinin elinde olsa yürütmenin başı, yürütme ve yürütmenin başında olan Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapar? Dolayısıyla bu sistemin iki ayağı var. Ve bu iki ayak ahenkli işlemelidir. Adeta tıkır tıkır işlemelidir. Kusursuz işlemelidir. Bunun yolu da meclis çoğunluğuyla Cumhurbaşkanı uyumlu bir şekilde olmalıdır. Dolayısıyla meclis Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bir tabloyu ortaya çıkarttı. Cumhurbaşkanımız da Recep Tayyip Erdoğan olursa kusursuz bir şekilde bu erkler işler ve bu Türkiye'nin çok hayrına olur. Çok büyük, devasa işleri yapmaya devam eder Cumhurbaşkanımız. Kaldı ki atılan adımlar ve hamlelerin neticesini görmeye başladık. Önümüz çok aydınlık Sinan Bey. Hiç endişe etmesin. Zor şartlardan geldik, zor günler geçirdik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız hamleleri ve bundan sonra arkadan gelecek hamleler Allah'ın izniyle önümüzün çok aydınlık olduğunu bize net bir şekilde gösteriyor. Milletimiz müsterih olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Anadolu Soruyor programının konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Alişan Yavuz'du. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın efendim.